İyi günler. Yerli otomobil yapımı ile ilgili son gelişmeler, cam film düzenlemesi ile ilgili yeni çalışma ve sanayi ürünlerinde yerleştirme projesi. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın gündemi oldukça yoğun. Bütün bu başlıklar ve diğer konularla ilgili gelişmeleri Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü ile konuşacağız. Sayın Bakan, hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Söylediğim gibi konu başlığı çok, hepsi de birbirinden önemli ama önceliği yerli otomobile, Türkiye'nin otomobiline vermek istiyorum. Sayın Cumhurbaşkanı'nın açıklamalarıyla, konsorsiyum oluşturulmasıyla, ilanıyla ilk aşama tamamlandı. Şimdi yanıtı aranan birçok soru var haberlerimize konu olan. Bundan sonra ne olacak? Süreç nasıl işleyecek? Firmaların görev dağılımı belli oldu mu? Bu konsorsiyumdaki hangi firma hangi fonksiyonu üstlenecek yerli otomobil için? Öncelikle şunu ifade edeyim. İki boyutu var bu projenin. Birincisi teknoloji boyutu. Diğeri de sahiplenme boyutu. Şimdi teknoloji boyutu, bu daha önce de konuşuldu ama bu sadece bir otomobil yapma projesi değil. Bu aynı zamanda Türkiye'nin teknoloji atağı projesi olacak. Yani Türkiye bu projeyle aynı zamanda bir teknoloji atağını gerçekleştirmiş olacak. İkincisi 2 Kasım'da açıklandı. Evet. Açıkladığımız günden beri birçok ilden bize mektuplar var, talepler var, arayanlar var. İkinci konu sahiplenme oldu. Hı hı. Yani kamuoyu bu projeye sahiplendi. Ekonomistler genelde bir karar açıkladıklarında derler ki bu işte piyasa bunu satın aldı. Yok, piyasa satın almadı derler. Aslında yerli otomobil veya Türkiye'nin otomobili projesini piyasa satın aldı. Bakın birçok ilden, bazı iller var imza kampanyası başlatmışlar. Üzerine imza topluyorlar. Sipariş verenler oldu. Ben bugün sabah gelirken yazılara bakmıştım. Orada da bir milletvekili arkadaşımız, ben de sipariş vermek istiyorum da bir yazı göndermiş. Dolayısıyla kamuoyunda sahiplenilen bir proje oldu Türkiye'nin otomobili. İkincisi bu proje Türkiye'nin teknoloji atağı projesi olacak. Evet. 19 il diye biz biliyoruz ama üretimi üstlenmek adına, sizin ifade ettiğiniz gibi, evet, sahiplenmek adına ortaya, evet, çıkan sayı arttı mı, değişti mi? Ben hafta sonu Adıyaman'a, evet, gittim. Adıyamanlılar biz de bu projede varız, biz de istiyoruz diye ifade ettiler. Evet. Gittiğimiz her ilde bize bu proje soruluyor. Her il bu projeye sahiplenmek istiyor. Milletimizde bir sahiplenme var. Az önce sorduğunuz sorunun cevabı olarak ifade edeyim. Şimdi bir ortak girişim grubu. Hı hı. Bu ortak girişim grubu bu projenin gerçekleştirilmesinde sorumluluk almak isteyen lerden oluşan bir grup. Evet. Görev dağılımı diye bir şey söz konusu değil. Hı hı. Ortak bir şirket kurulacak, bir büyük şirket oluşturulacak ve bu şirket yerli marka otomobilin, Türkiye'nin otomobilin bütün tasarımdan üretime, satışa kadar bütün işlerini üstlenecek. Yani şöyle bir durum söz konusu değil. İşte hı hı. A şirketi belli bir kısmını, B şirketi işte yazılım kısmını, böyle bir görev ayrımı, dağılımı olmayacak. Olmayacak. Bütün sorumluluk şirketin ve bu 5 ana yüklenici grupta, ortak girişim grubu da bu şirketin hissedarları olacak. Evet. Otomotiv sektöründe baktığımızda tasarım ve üretim aşaması genelde 36 ile 60 ay arasında değişiyor. Biz tam ortasını, evet, 48, evet, ay olarak belirlemiş gibi görünüyoruz ama bu 4 yıllık sürenin kısalma ihtimali ya da bu anlamda şirketlerimizin hazırlık potansiyelleri bize ne işaret veriyor? Bu 4 yıldan daha önce bitme ihtimali var mı? Biz planlarken bu 4 yılı 2 faz olarak planladık. Birinci faz, ikinci faz. Hı hı. Birinci faz şirketleşme fazı. Şirketleşmenin oluşturulması ve gerekli sermayenin ortaya konması ile birlikte tasarım fazı olacak. Yani prototip üretim fazı olacak. İlk prototipin ortaya çıktığı faz olacak. İkinci faz üretim kısmı, satış yerlerinin belirlenmesi, satış stratejilerinin işte oluşturulup servis bakım sisteminin kurulması, o ikinci faz. Üretim yeri konusu da ikinci fazda, hı hı, gündeme gelecek. Birinci fazda şirketleşme, tasarım ve prototip üretimi olacak. 24+24 diye düşündük. Bu ortak girişim grubunun ortaya koyacağı performansa bağlı. Onlar derler ki biz çok çalışacağız, hı hı, hızlı çalışacağız. Bu 48 ay 36 aya indireceğiz.
diyebilirler. Bu ortak girişim grubunun vereceği karar. Evet. Şimdi yine yanıtı aranan sorulardan biriydi ya da belki daha yüksek sesle söylenmesi beklenen. Hibrit mi olacak, elektrikli mi olacak? Bu konuda artık kesinleşen, net olarak söyleyebileceğimiz bir durum mu? Şimdi bunu da çalışıyoruz. Hibrit, elektrikli. Çünkü elektrikli otomobil henüz daha tam oturmadı, evet, diyen bir görüş var. Geçen hafta da Elon Musk Türkiye'ye geldi. Evet. Sayın Cumhurbaşkanımızın misafir olarak Türkiye'ye geldi. Görüşmeye ben de katıldım. Şimdi Elon Musk'ın da ifade ettiği, ben bir proje yürütüyorum. Yani bir teknoloji ağırlıklı bir proje yürütüyorum. Ama henüz kendi fabrikalarımdaki üretim sistemini tam oturtamadım. Bunu biraz yoğunlaşacağım. Ve benim ürettiğim otomobiller büyük markaların %1'i kadardır. Henüz daha o mertebelerdeyim diye ifadesi oldu görüşmede. Evet. Ama şöyle bir gerçek var ki bütün dünya elektrikliye gidiyor. Evet. Hibrit bir geçiş ara model. Bu konuda da analizler, teknik ve mali analiz sırasında, yapacağımız analiz sırasında bu netleşecek. Bunu da, bu kararı da biz ortak girişim grubuna bırakıyoruz. Onlara bir empozemiz yok. Hani hibrit olsun, elektrikli, evet, olsun, ama şu bir gerçek ki bütün dünya elektrikliye doğru gidiyor. Evet. Şimdi siz de söz ettiniz. Geçtiğimiz hafta önemli bir görüşmeydi. Elon Musk'la, evet, görüşme. Evet. Öncesinde de sahiplenme anlamında işaret olarak birçok sipariş geldiğini, evet, konuştuk. Şunu soracağım. Daha ilk hafta dolmadan bu sipariş açıklamaları 11 bini bulmuştu. Tesla Amerika Birleşik Devletleri'nde uyguladığı bir kapora yöntemi var. Biz de bu yerli otomobil, Türkiye'nin otomobili için böyle bir yöntem hayata sokabilir miyiz? Şimdi toplumsal bir sahiplenme var. Yani piyasalar bunu satın aldı. Evet. Demek gerekir ekonomistlerin ifadesiyle. Bu bir. İkincisi, prototip ortaya çıktıktan sonra, yani arabanın prototipi ortaya çıktıktan sonra biz de benzer bir yöntem uygulayacağız. Evet. Sipariş alacağız ve bu sipariş sırasına göre ikinci fazın başından itibaren talep toplayacağız. Bunu, evet, yapacağız. Şunu soracağım. Bugünkü küresel otomotiv sektöründe pazardaki rakamlara baktığımız zaman dış pazarlardaki şansımızı soracağım. Rakamlar çünkü şunu gösteriyor. Dünyada yılda 100 milyon motorlu taşıt satışı var. Bunun %75'i de 10 küresel markanın, diğerlerine baktığımızda yani 1 milyon ve üstü araç satılan pazarlara baktığımızda diğer markaların payı %2. Bu koşullar içinde baktığımızda dış pazarlarda şansımız nedir? Ya da iç pazarda bu anlamda bir alan yaratmak için neler yapılacak? Şimdi bu saydığımız markalar yaklaşık 100 yılı aşkın bir süredir üretim yapan firmalar, büyük firmalar. Bunlar tabii dünyadaki otomotiv sektörünün türü pazarına hakim firmalar. Biz bunları bilerek yola çıktık. Biz bir küresel başarı hedefliyoruz. Türkiye'nin, evet, Türkiye sadece kendi otomobilini değil, Türkiye aslında bir dünya otomobili yapacak. Küresel bir başarıdan maksadımız budur. Yaptığımız her şeyi dünya için yapacağız. Zaten şu anda Türkiye'deki otomotiv sanayinin üretiminin yaklaşık dörtte üçü ihracata gidiyor. Hı. Yurt dışına gidiyor. Yani iç pazar dörtte biridir. Dolayısıyla bizim otomobilimiz aynı şekilde iç pazar ama ağırlıklı olarak dış pazarlara hitap edecek. Bu otomotiv sanayinde yaşanmakta olan teknolojik dönüşüm, değişim aslında Türkiye'ye bir şans veriyor. Yani klasik içten yanmalı motorlu, hı, bir otomobille başlayacak olsaydık şu anda dediğiniz riskler olabilirdi. Çünkü onlardaki adetler çok yüksek adetler. Örneğin bir motor konusu 600 bin adetten daha fazla satmanız gerekiyor. Evet. Maliyet etkin bir rakamı yakalamak için. Şunu ifade edeyim. Bu teknolojik dönüşümün şu anda başındayız. Şu andaki zamanlama olarak zaman bize bir fırsat sunuyor. Biz geçmiş dönemlerde iki defa bu fırsatı kaçırdık. İşte 60'larda kaçırdık.
Ondan sonra 80'lerde kaçırdık. Bu fırsatı daha önce kaçırdık. Şu anda bu fırsatı kaçırmayacağız. Bir küresel otomobil markası oluşturacağız. Nasıl ki Japonya dediğimiz zaman aklımıza Toyota, Honda geliyor. Nasıl ki Almanya dediğimiz zaman aklımıza Mercedes, Volkswagen geliyor. Aynı benzer şekilde Türkiye dendiğinde de aklınıza bir otomobil markası gelecek. Evet. Türkiye dendiği zaman tabii şimdi otomobil markası diyoruz ama bu marka ismi konusunda sanırım daha henüz epey daha erken. Baştayız. Çok erken bir noktadayız. Henüz daha erken. Bir tasarımı yapalım. Evet. Piyasaya bir yani ilk bir performans gösterelim. İsimlendirme ben eminim. Bizim çok yani böyle üretken şirketlerimiz var. Hı hı. Tanıtım şirketlerimiz var. Emin olun buna en güzel ismi bulacaklardır. Peki. Şunu sorayım. Bir sahiplenmeden söz ettik. Bir takım rakamlar verdik. Oldukça önemli, ciddi rakamlar ama otomobil ortaya çıktığında yani artık kullanılmaya hazır noktaya geldiğinde bir tür teşvik ya da öncü olmak adına kamunun devreye girdiği bir süreç olur mu? Şu anda bu konuda oluşmuş, şekillenmiş bir fikir var mı? Yani kamu kurumlarının alımı gibi şimdi bir şey olur mu? Şimdi bu Türkiye için stratejik bir proje. Evet. Ya yani bu proje Türkiye için stratejik bir proje. Biliyorsunuz biz stratejik projelerimizi ve destekler, özel destekler vereceğimizi bu projeden bağımsız olarak daha önce taahhüt etmiştik. Yani Sayın Başbakanımızın ifade ettikleri terzi usulü, usulü destek deme konusu. Bu projede de bu söz konusu. Ortak girişim grubuyla oturacağız, terzi usulü konuşacağız. Birincisi bu. İkincisi, zaten bir teknolojinin, yeni bir teknolojinin benimsenmesi, özümsenmesi toplum tarafından noktasında bunu kamunun kullanıcı olması, kamunun kullanmasının önemli bir payı var. Bu projede de elbette kamu kesiminde de bu aracın satın alınması, kullanılması noktasında bir önceliklendirme olacaktır. Evet. Bu konuda son sorumu şöyle yöneltmek istiyorum. Sayın Cumhurbaşkanı'nın başbakanlığı döneminde yerli otomobil çağrısı 2011'de gündeme gelmişti. Sonrasında yürütülen çalışmalar oldu. 2 Kasım'daki bu son gelişmeden sonra özellikle muhalefetin de gündeme getirdiği bugüne kadarki çalışmalarda 40 milyon doların üstünde bir kaynağın amiyane tabirle diyeyim boşa gittiği ifadeleri vardı. Ne dersiniz bu eleştirilere? Yani bu 40 milyon doların üstünde bir kaynağı biz nereye harcadık ve bize şimdiki çalışmalar anlamında bir geri dönüşü var mı? Şimdi bakın bu meclisteki komisyon görüşmelerinde de gündeme getirilen bir husus oldu. Orada da söylediğim gibi bu 40 milyon 47 milyon euro çöpe giden bir para değil. Evet. Çöpe giden bir para olamaz. Bakın proje yönetimlerinde, proje yaklaşımlarında farklı tek yöntem yoktur. Farklı yöntemler vardır. Bir görüş diyor ki bir platform alalım. Hı hı. Bu platform üzerinde çalışalım ve bu çalışmalarımızla süreci hızlandıralım. Bu çalışmalarımızla hem teknolojiyi özümseme ve üzerine bir şeyler koyma sürecimiz hızlansın hem de insan kaynağımız yetişsin. Bakın bu aldıklarımız Türkiye'de. Üzerine çalışan insanlar Türk insanı, bizim insanımız. Elimizde ne varsa teknoloji anlamında, insan kaynağı anlamında ortak girişim grubunun hizmetine sunacağız. Mesela dün yaptığımız bir görüşmede bu projede görev alan arkadaşlarımızın bir kısmını ortak girişim grubu mensuplarından bir üyesi değerlendirmek istediğini söyledi. Ve arkadaşlarımıza belki iş teklifi yapacaklar. Gelin beraber çalışalım diye. Bakın bu bir kayıp değil. Evet. Çöpe giden bir para değil. Türkiye'nin sınırlı insan kaynağının olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla arkadaşlarımız geçen 18 ay 20 ay süresi içerisinde deneyim sahibi oldular. Bilgi birikimi sahibi oldular. Çalışmaları var. Bunları ortak girişim grubunun hizmetine sunacağız. Onlar değerlendirecekler. Evet. Şu ana kadar yetişmiş ya da bu konuda çalışmış insan kaynağı da o dönemde aldığı eğitimle bundan sonra da devam ettirecek.
Şimdi bizim bir süredir yine tartıştığımız önemli başlıklardan biri bu cam film konusu. Önce serbest miydi değil miydi tartışmaları, ceza meselesi oldu ama şimdi geldiğimiz süreçte bir yeni çalışma olduğunu biliyoruz. İlave bir ceza kesilmeyeceği, uygulanmayacağı açıklamaları oldu. Nedir son durum? Bu yeni çalışma ne aşamada, ne zaman tamamlanır ve ne içerecek? Bundan önce şunu ifade edeyim. Bu cam filmi hiçbir zaman serbest olmadı. Evet. Bu hep yasaktı ve bununla ilgili bir regülasyon var, bir düzenleme var. Bu başından beri yasaktı. Hı hı. Karayolları Trafik Kanunu'nda var bu. Bizim yayınladığımız araç imalat, tadilat ve test dokümanlarında var. Yani kamuoyunda şöyle bir anlayış hakim maalesef. Sanki serbestti, yasak getiriyorduk. Hı-hı. Hayır, zaten yasaktı. Biz bakanlık olarak bu yasağı kaldırmak istiyorduk. Tekrar edeyim mi bilmiyorum. Ben çok net tekrar vurgulamak istiyorum. Bu cam filmi zaten yasaktı. Hı-hı. Ta başından beri yasaktı. Hiç serbest olmadı. Hiç serbest olmadı. Biz bakanlık olarak bu cam filmine serbestlik getirmek istiyorduk. Hı-hı. Geçen sene yaptığımız görüşmelerde Emniyet Genel Müdürlüğü, İçişleri Bakanlığı, Karayolları Genel Müdürlüğü, Ulaştırma Bakanlığı yaptığımız görüşmelerde geçen sene bir konsensus sağlamıştık. Evet, bu yasağı kaldıralım. Bu yasağı serbestleştirelim diye. Ve bunun da uygulamasının yani 26 Ekim 2016'da bir konsensus sağlamıştık. Hı hı. Ve bunun uygulaması için de bir yıllık bir geçiş sürecinden sonra 26 Ekim 2017'de bunu tamamen kaldıralım diye bir konsensus sağlamıştık geçen yıl. Evet. Bakın yasak devam ediyor hala. Fakat bu sene, geçen yıl meydana gelen Türkiye'deki bazı terör eylemlerinde emniyet görevlisi arkadaşlarımızın cam filminden kaynaklanan bir takım sıkıntıları olduğunu ifade ettiler. Örneğin bu Reyna saldırısının gerçekleşmesi sürecinin takibinde gibi. Bunları İçişleri Bakanımız detaylı açıkladılar. Böyle bir endişe olunca dediler ki bu yasağı yani bu cam filmi yasağı kalsın. Yani yasağı kaldırmayalım, kalsın. Çünkü güvenlik sorunları oluşuyor. Uzun süre müzakere ettik, görüştük 2-3 ay. Biz kaldırılmasını istiyoruz. Hı hı. Emniyet Genel Müdürlüğü, Emniyet İçişleri Bakanlığımız güvenlik takip noktasında sıkıntı yaşayacağı sebebiyle devamını istiyor. En son bir terör saldırısı olur. Birkaç insan hayatını kaybeder ve bu da cam filminden dolayıdır diye bir sonuç ortaya çıkarsa bu sorumluluğu üzerimize alamayız diye düşündük. Ve bu yasakla ilgili, yasağın kaldırılmasıyla ilgili geçen sene 26 Ekim 2016'da verdiğimiz kararı öteledik, askıya aldık. Olayın aslı budur. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanımızın İçişleri Bakanımıza olan talimatları, Sayın Başbakanımızın bana olan talimatları çerçevesinde bu cam filmi yasağı ile ilgili teknik bir çalışma yapıyoruz. Ne kadar esnetebiliriz? Güvenlik risklerini bertaraf eden ancak kaldırılmasını da hedefleyen bir formül üzerinde teknik arkadaşlarımız çalışıyorlar. Bu çalışmalarımızı Sayın Başbakanımıza arz edeceğiz. Sayın Başbakanımızın talimatları doğrultusunda devam edeceğiz. Alternatifler anlamında paylaşabileceğimiz bir noktaya geldim. Yani şunu soruyorum. Yani bir topyekün bir serbestlik ya da yasak mı yoksa numara numara değişen bir uygulama mı söz konusu oluyor? Burada şimdi iki yol var baştan. Birincisi tamamen yasağın kalkması. Yani cam filmi yasağının kalkması, serbest olması. Bir yol bu. İkinci yol güvenlik güçlerimizin tereddütlerini de dikkate alan bir kriter tanımlayıp o kriteri sağlayanların o kriter çerçevesinde cam filmi uygulamasının devam etmesi. Evet. Bu ikisi arasında bir çalışma olacak. Örneğin bir görüş var. Ön tarafta %70 geçirgenlik olsun, arkada serbest olsun diyen bir görüş var. Bunlar teknik düzeyde tartışılıyor. Şu anda görüşüyoruz. Dün akşam da ben arkadaşlarımızla çalıştım.
Bunları Sayın Başbakanımıza arz edeceğiz. Sayın Başbakanımızın talimatları doğrultusunda devam edeceğiz. Peki. Başlarken anonsunu yaptığım başlıklardan biri 1000 kobi 1000 ürün. Evet. Sizin evet. bakanlığınız evet. nezdindeki proje ismi bu. Ama biz bunu biraz belki yerleştirme diye adlandırabileceğimiz bir proje evet. sanayi ürünlerinde. Şunu sorayım. Aslında yerli otomobil de bunun bir parçası gibi görünüyor ama yerli otomobil dışında hangi sektörlerde neleri nasıl destekleyeceksiniz? Biz hangi sektörlerde sanayi ürünlerinde bu ithalat bağımlılığı diyeyim ya da oranlarını düşüreceğiz? Biz bir çalışma yürütüyoruz. Hala devam ediyor. Epey bir noktaya geldik. Bu çalışmanın amacı bakın ithal sanayi ürünlerimiz var. Bunların bir kısmının Türkiye yapabilecek potansiyele ve altyapıya sahip. Ve bu ürünlerin ihracat potansiyeli de var. İthal sanayi ürünlerimizi yapabileceklerimizi, altyapımızın yeterli olduğu ürünleri kalem kalem tek tek tespit edelim ve kalem kalem bunları yerleştirelim. Fakat bunu yaparken sadece yurt içi pazara değil, küresel pazara entegre bir şekilde bunu yapalım. Bu çalışmayı yürütüyoruz. Bu aslında bizim ortaya koyduğumuz yeni bir proje değil. Bu daha önce Kalkınma Bakanlığımızın, Maliye Bakanlığımızın, Ekonomi Bakanlığımızın da üzerinde hassasiyetle durduğu bir konu. Bizim farkımız ne? Biz ne farklı ne yapıyoruz? Biz kalem bazlı, kalem kalem, ürün bazlı tek tek bunların değerlendirip bu değerlendirme sonucunda yerleştirme programını yürütmek. İlk tespitlerimize göre 978 ürün tespit ettik yerleştirebileceğimiz. Bu rakam yine çalışmalarımızda 2600'e kadar çıkan bir rakam. Buradaki amacımız Türkiye'nin potansiyeli olan konularda, alanlarda sanayimizin yurt dışından ithal ettiğimiz ürünleri yerli üretimini sağlanmasını gerçekleştirmek ve akabinde bu ürünleri ihraç etmek. Evet. Yani küresel pazara entegre bir şekilde bunu yapacağız. Şu anlaşılmasın, hani Türkiye sınırları kapatıyor, yurt içi hayır. Biz yaptığımız her işte küresel başarı hedefleyeceğiz. Yaptığımız her işi küresel pazara entegre bir şekilde yapacağız. Çok güzel bir bakanlar kuruluna arzımız oldu. Sayın Başbakanımızın talimatlarını aldık. Başbakanımızın talimatları da yani liste tek tek çalışın ve örneğin işte 134 milyar dolar tutuyor. 198 milyar dolarlık ithalatımız içerisinde evet. ithal sanayi ürünlerinin payı 134 milyar dolar tutuyor. Evet. Sayın Başbakanımızın bize talimatları 134 milyar dolar mesela bir yılda bu kaça inecek? Bunu hesaplayın. Mesela 134'ü 130'a indirebilecek misiniz? İkinci yıl 120'ye yani ne kadarlık bir rakam? Şu anda onları çalışıyoruz. Liste üzerinde çalışıyoruz. Bunların yerleştirme maliyetleri ve bunların ekonomimize sağlayacağı fayda üzerinde çalışıyoruz. Bir yerleştirme icra kurulu olacak. Başbakan yardımcımız Sayın Mehmet Şimşek Bey'in başkanlığında olacak. Burada bizim bakanlığımız, Kalkınma Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı bunu müştereken yürüteceğiz. Biz bunu tek başımıza yapamayız. Evet. Müştereken bunu birlikte yapacağız. Evet. Son 7 dakikamız birkaç başlığımız daha var. Üretim reform paketi evet. yasalaştı. Şimdi benim hatırladığım o paket içerisinde oldukça önemli başlıklar var ama onlardan biri de bu küçük sanayi hisselerinin şehir evet, dışına evet. taşınmasıydı. Sizin de düzenlemeyi tanıttığınız toplantıda özellikle üstünde durduğunuz bir konuydu. Şunu sorayım, yasa yürürlüğe girdikten sonra çalışmalar ne aşamada? Bu yıl içinde taşınabilecek il var mı? Küçük sanayi sitesi taşınacak iller var mı? Şimdi 11 sanayi sitesi programı aldık öncelikle. Bunlardan Sivas çalışmasını bitirdi. Bize başvuruda bulundu. Sivas öncelikli taşınacak olan iller arasında. Sivaslılar yer de bulmuşlar. Taşınacakları yeri de bulmuşlar. Bir program yapmışlar. Onlar birinci sırada şu anda. Diğer illerde karşılaştığımız temel sorun yer bulma, taşınacakları yeri bulma konusu. Bir de bunların çoğu kooperatif. Evet. Kooperatiflerin
taşınma konusunda ortak bir karar alması gerekiyor. Taşınmak isteyenler var, taşınmaktan imtina edenler var. Ortak bir karar alması söz konusu ama 11 sanayi sitesi 10 il ile başlamıştık. Şu anda Sivas ilk sırada. Sivas'ı değerlendiriyoruz. Bununla ilgili bir yönetmeliğimiz çıkacak. Şunu ifade etmek isterim ki bu sadece bir fiziksel taşınma anlamı taşımıyor. Bu aynı zamanda sanayimizin dönüşümü anlamı taşıyor. Bakın bir proje yürütüyoruz. Az önce sabahtan toplantısını yaptık. Sanayimizin dijital dönüşümü. Aslında modern sanayi siteleri inşa etmek istiyoruz bu proje kapsamında. Sadece fiziksel olarak bir yerden bir yere taşımak değil, taşıdığımız site gittiği yerde güneş enerjisinden istifade edip kendi elektriğini üreten, yağmur sularını toplayıp bunu recycle yapıp peyzajda kullanabilen, içerisinde her türlü internet erişiminin olduğu modern ofisleri olan bir yapısal dönüşüm aslında bu projeyle hedefliyoruz. Evet. Sayın Bakan, şunu sormak istiyorum. Şimdi geçtiğimiz hafta Sayın Başbakan imzalı resmi gazetede bir genelge yayımlandı. Raylı sistem metro yapımında %51 yerlilik şartı. Bunu da dikkate alıp genel olarak şöyle bir algı var. Yani yasalarda olmasına rağmen yerli ürünlere fiyat avantajı tam uygulanmıyor diye. Bu doğru mu? Doğruysa nasıl aşılabilir? Belki son bölümü bunu konuşarak değerlendirebiliriz. Şimdi bize gelen bilgilerde özellikle belediyelerimizde farklı uygulamalar olduğu yönünde idi bize gelen bilgiler. Yine bu yerleştirme sunumumuzda, başbakanımıza sunduğumuzda bu konuda gündeme geldi. Örneğin İstanbul Büyükşehir Belediyesi bir metro aracı projesi var. Evet. Büyük bir proje. Ben belediye başkanımızı ziyaret ettiğimi ve belediye başkanımızla bu konuyu görüştüğümü Sayın Başbakanımıza sunum sırasında anlatmıştım. Bakın yani 1000'den fazla metro aracı ihtiyacı var Büyükşehir'in. Yani 1046, 1100 civarında. Sadece İstanbul Büyükşehir. Sadece İstanbul'un. Evet. Bakın benzer şekilde mesela Bursa'ya gidin. Bursa'da bu işi yapan şirketlerimiz var. Yani metro aracı üretebilen şirketlerimiz var. Keza Ankara'da var. Bakın bir Türk şirketi, bir büyük Alman devi, Alman şirketiyle ortak yurt dışında bir ülkenin metro ihalesine girdi, kazandı ve metro araçlarını yapıyor. Ankara'da burada yapılıyor. Evet. Türkiye'de metro aracı, raylı sistemler konusunda bir potansiyel var. Bakın kendi raylarımızı üretiyoruz. Kardemir'de üretiyoruz. Evet. 72 metreye kadar da kesintisiz uzunluğunda ray üretebiliyoruz. Bu potansiyeli yurt içi projelerimizde değerlendireceğiz. Aslında bu yerlileştirme, yerli üretim ata hamlesi diyebileceğimiz bir çalışmanın bir parçası. İnşallah belediyelerimiz raylı sistemlerle ilgili görevi olan kuruluşlarımız en az Türkiye'de %51'i Türkiye'de üretilmiş, yani 100 liralık bir sistemin 51 lirasının Türkiye'de kaldığı bir modelle bu ihaleleri gerçekleştirecekler. Peki. Çok teşekkür ediyoruz. Yayına katkınız için, sorularımızı yanıtladığınız için. Ben çok teşekkür ediyorum. Türkiye bir teknoloji atağında olacak. Evet. Bir atılım ve teknoloji atağında olacak. Evet. Yerli otomobilde öyle görünüyor ki açıklamalarınızdan da anladığımız kadarıyla bunun ilk hamlesi ve devamı da gelecek. Evet. Peki. Tekrar teşekkür ediyoruz. Teşekkür ediyorum. Evet. Başlarken de söylediğimiz gibi yerli otomobil cam film düzenlemesi sanayi ürünlerinde yerleştirme projeleri Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın gündemindeki bütün bu başlıkları konuştuk. Bilim Sanayi Teknoloji Bakanı Faruk Özlü sorularımızı yanıtladı. Tekrar görüşmek dileğiyle.